hiç şiddet gördüm. Onları kayıt dışı tutarsak. Şey yer kitaplardı daha doğrusu. Ama edebiyat hocalarıyla aram. Kötünü hayal etmek, bunu düşünmek. Ahlaksız teklif aldım mı? Yanlışlarım, çok hatalarım, hayatta düştüğüm, kalktığım çok alan oldu. Kendin olmasaydın kim olmak isterdin? Bir erkek arkadaşım olan kişi vefat etti. Ondan sonra tango ile ilişkilenmem biraz farklı bir boyuta taşıdı. Yani yaşadığın travmadan dolayı. Hayat felsefeni hangi slogan özetler? Şimdi ve burada. Gizem kim? Gizem kim? Gizem kim? Genel olarak aslında ben hep kendimi böyle heybesi sırtında, kendisi yollarda biri diye tanımlıyorum. Ama daha geniş anlatacak olursam da işte kahvesinden vazgeçemeyen, dostlarını çok seven ve onlara çok bağlı, onlarla bir arada olmanın emek olduğunu bilen, işine, hayata karşılık hevesli bir kadın. Peki hayatın hangi evresindesin? Hayatın hangi evresindeyim? Aslında güzel bir soru çünkü çok tatlı bir evresinde olduğumu hissediyorum. Tam bir 30 yaş denen bir şey varmış ya, orası çok güzel bir yermiş hakikaten. Tam böyle doğru kelimelere basamıyor bilirim ama tatlı bir kafası var denir ya, tam öyle bir yer. Hayatta bir şeyleri eskiden çok daha büyük, çok daha zor olarak gördüğüm birçok şeye tamam, okey gibi bir yerden bakabildiğim. Hiçbir şeyin çok büyük, çok küçük olmadığı, iyinin de kötünün de dengede kaldığı bir yerde hissediyorum şu an kendimi. Keyfim yerinde o yüzden. Pişman olduğum ve hayat boyu asla yapmayacağım dediğim bir şey var mı? Pişman olduğum aslında yok. Çünkü yaptığım her şey bana çok şey öğretti bu hayatta. Yani gerçekten ilk dönüp her baktığımda o gün beni çok üzmüş bile olsa evet dedim, varmış bir nedeni. Bugün bunu sağladı benim için. Bir daha asla yapmam diye beylik laflar edemem. İnsanız, hepimiz beşeriz, şaşarız. Bilemiyorum o yüzden. Peki olayı bizimle paylaşabilir misin? Ha, tek bir olay üzerinden. Bir olay. Tamam, peki. Çok pişman oldum, çok pişman oldum. Hemen düşünüyorum. Ha. Bir gün bir arkadaşıma çok sinirlenip onu şikayet etmek için diğer bir arkadaşımı aradığımı sanıp aslında o arkadaşımı arayıp ne yaptı biliyor musun diye çıldırdığım bir an vardı ama biraz kırıcı konuştum bu anın siniriyle. Biraz üzmüştüm arkadaşımı. Bundan sonra diğerini ararken çok dikkatli davranıyorum. Telefon kazası. Telefon kazası. Peki nasıl bir çalışma modeline sahipsin? Ya işimi çok seviyorum. O yüzden de onu besleyecek her şeyi yapmak. Hazırlık süreci bile benim için ona dair bir şey olduğu için o bir başlı başına ben buna hazırlanıyorum. Yapacağım sonraki şeye hazırlık değil de o bile onun o ritüelin içinde oluyor. O yüzden de aslında disiplinli ve yaptığım şeye hakim olmaya çalışıyorum. Ve aslında her yaptığım şeyde yeniden ne öğrenebilirim buradan? Neyi anlayabilirim? Neye bakmam lazım? Dün buna baktım, bugün nereden anlayabilirim gibi sürekli bir arıyorum, sorular soruyorum gibi ve bir çalışma modelim var. Şimdi sanat camiası ile ilgili çok fazla gelen eleştirilerden biri, kendi aramızda da çok eleştiririz. Sahte gülücükler çok fazla vardır diye. Hayatını sahte gülücüklerle çevreledin mi hiç? Hayır, yok. Yani gerçekten düşündüm. Kendi gülücüğümü hiçbir zaman sahte bir yerden vermedim. Bana oradan gelen insanların da onu zaten gülmediğini görüyorsunuz gözünden. Yani oradan bakmıyorsunuz o yüzden. Ve orası sizin çevreniz olmuyor o anlamda. O yüzden hayır olmadı yani. İzin vermedim. Şimdi sektörümüzde bir de şöyle bir konu var ve çok fazla eleştirilen bir konu. Oyunculuk sektörüyle ilgili, daha doğrusu göz önünde olan kamera önü sektörüyle ilgili. Çok fazla estetik konuşulur ve tek tip insan modeli oluşturuldu. Yani herkesin kaşı gözü aynı, burnu aynı. Hatta bazı oyuncuları böyle çıkaramıyorsun. Hangisi hangisiydi falan tanımakta güçlük çekiyorsun. Sen hiç estetik yaptırdın mı? Yaptırdım. Burnum estetikti. Ben 8 sene kadar tekvando yaptım ve müsabakalarda biraz kötü sonuçlanan müsabakalarım oldu diyeyim. Burnumu kırdım daha öncesinde. Onunla ilgili 18 yaşında bir operasyon geçirmiştim. Onun dışında bir estetik operasyonum olmadı. Ama bunun estetiği yaptıran çoğu insanın hep bir sorun. Ben nefes alamıyordum ya da başka türlü bazı bahaneler. Yok, ben dümdüz kırdım yani. Benim mevzu boydu. Ben bayağı kırdım. Peki son dönemde gördüğümüz herkesin işte birbirine benzediğinden biraz bahsettik. İşte o tiplemeleri sen nasıl değerlendiriyorsun? Mesela herkes aynı. Yani çeneler, işte kaşlar, gözler. Hatta buradan biraz olayı genelleştireceğim. Geçen gün sosyal medyada bayağı bir olay oldu. Beyaz TV'de magazin programı. Seren Serengül bir oyuncuyu sevgilisine yakıştırmadı. Evet, dedi ki hiç yakışmıyorlar bunlar. Bunlar işte çocuk çok yakışıklı, kız çok uymamış yanına falan ve kadının tepkisi vardı. Oyuncunun ismini şu an hatırlayamadım.
Oyuncunun kendi tepkisi vardı. Ne yani? Kaşlarımı yukarıya çekmedim, dudaklarımı şişirmedim yukarıya doğru, işte yanaklarımı doldurmadım diye o kadınlardan sayılmıyor mu? Yani ben kadın olamıyor muyum falan gibi bir tepki gösterdi. Sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Herkes estetik yapmak zorunda mı? Değil, tabii ki değil, asla değil. Bence herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle görünmeli. Buna estetik yapmak da dahil, yapmamak da dahil. Güzellik denen şey neyi biraz piyasada pazarladığınızla, neyi öne attığınızla da çok alakalı. Ve hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde ya bir şeylere kapılıyoruz ya da oradan sıyrılıyoruz. O yüzden bu verdiğiniz örnekte benim hiç haddim değil, söyleyecek hiçbir şeyim yok. Böyle bir örneklendirme yapılmasının temeli karşısındaki kişinin verdiği cevap, bu olayı oraya çekmek. Ama bunlar günün sonunda dediğiniz gibi magazini beslemek adına yapılan, zaten konuşmak için yaratılan alanlar olduğundan çok da bir şey diyemiyorum açıkçası. Birbirine benzeyen insanlar öyle mutlularsa öyle olsunlar, niye olmasınlar yani. Mutluluğu orada aramak falan. Aynaya bakınca başka birini görmek. Ben de yani estetiği çok ciddi eleştiren biri değilim ama tek tip insanlara da biraz... Şey ya anlıyorum ne demek istediğinizi ama günün sonunda ben biraz hayatta kendimi de bu yolda yargılardan uzakta kalma yolunda eğitmeye çalışıyorum. Tercih edip etmemek bence ikinci şema. Önce yargılamamak, yani bu onun mutlu olduğu yer ve benim haddim bile değil ona bunu söylemek. Sonra bunun benim seçimim olup olmaması, bunu ona yakıştırıp yakıştırmamak tamamen öznel kararlarım. Bu da karşımdaki kişi merak eder, ilgilenir, sorar, tabii ki cevap veririm. Ama çok da insanların ay Gizem de ne düşünüyor acaba bir estetikçi diye düşündüğünü sanmıyorum. Ya şöyle diyelim o zaman, estetik yaptıran kişi ya da o kişiler, işte herkes birbirine benziyor dedi ki altını çize çize. Yaptırmayan insanları eleştirmesi, hani işte senin de burnun şöyle, senin de i̇şte kaşın böyle iki tarafta falan demesi da sıkıntı daha var. Problem değil mi yani? İşte iki tarafta da sıkıntı var bence. Biri beni doğal halimle kabul etmen gerekir savunuyor. Diğeri hayır bunu kabul etmen gerekiyor ve sen neden buna karşı çıkıyorsun, hatta yaptırmıyorsun diyor. Bence iki tarafın da birbiriyle kavga etmemesi gerekiyor. İki tarafta nerede mutluysa orada hayatına devam edebilir. Çünkü onu ötekileştirdiği yerde diğeri de kendini ötekileştirmiş oluyor. Çok çapraz bir sorguya gidiyor iş. Evet. İki tarafın da hayrına değil bence. Sen biraz daha ortacısın böyle. Ben orta yolcu muyum? Hayır, gerçekten anlamaya çalışan bir yerdeyim yani. Onun da ona bir şey söylemesinin kimseye bir hayrı yok diye düşünüyorum. Peki hayatta olmazsa olmazın nedir? Kahve. Hadi ya, kahve Vallahi. Bitti mi? Var var kahve, kahve. Peki şunu da sorayım. Nasıl bir ailede yaşadım? Nasıl bir aile yaşamın vardı diye düzelteyim. Hemen anlatayım. Ben 1 yaşındayken anneyle baba ayrılıyorlar. Babaannem büyüttü beni 16 yaşına kadar. Çocukluk dönemi hafta sonları anne, hafta içi babaanne, baba şeklinde. Keyifli yanları da vardı. Zor olan tarafları da vardı. Asimile, yaşıtlarımla asimile olamadığımı düşündüğüm yerler de vardı. Ama mesela hafta sonları annemle geçirdiğim zamanlar kocaman kocaman büyük büyük tiyatrolara gitmeler, bilmem neler. Orası beni çok besleyen yerdi. Babayla geçirdiğim ilişkide orası da bambaşka bir dünyaydı. Biri iç mimardı, biri borsacıydı. Ama benim okulla ilişkilenmem çok fazlaydı. Yani okulda çok başarılı bir öğrenciydim. Bir okulda çok sosyal bir öğrenciydim. İşte bütün okuma bayramları, 25 Nisanlar, 19 Mayıslar, her gün andımızlar, öğretmenlerimle okulla çok iç içeydim. Ha bir de şey vardı tabii, ayrı anne babanın çocuğu olunca sizi ne yapacaklarını çok bilemediklerine ve akıllarına gelen her türlü kursa gönderiyorlar. 8 sene tekvando yaptım, 4 sene basketbol oynadım, 2 sene voleybol oynadım. Drama kursu, eskrim kursları, tango çok küçük yaşta girdi hayatıma gibi gibi aslında kurslarla geçen bir çocukluk hayatım vardı, öyle söyleyeyim. Böyle her yerden beslendiğim bir alan oldu benim için çocukluk. Peki hiç şiddet gördün mü? Hayır, hiç. Peki hiç şiddet uyguladın mı? Hayır. Yani tekvando müsabakalarını saymıyorsak eğer, onları kayıt dışı o tutarsak... Şey mi oluyor, profesyonel şiddet? Profesyonel şiddet, evet. Peki şey olarak hani biraz anlattın ama biraz daha derine inmek istiyorum. Nasıl bir ortamda zaman geçirdin, büyüdün? En mutlu olduğun anlar neydi çocukken? Kitap okuduğum zamanlardı. Yani şöyle, tabii ki o sürecin getirdiği bir sürü... Kendi içinde dinamikler vardı ve benim de kaçtığım yer kitaplardı daha doğrusu. Yani böyle
o insanlarla ilişkilenmek, o karakterleri oturup dinlemek, onlarla sohbet ediyormuşum, onlar benim arkadaşımmış gibi geliyordu bana. Ve gerçekten ortaokulda falan bütün Rus klasiklerini, doğru çeviriler olmasa da her biri okumuştum ve okulda da mesela böyle matematik derslerim hep çok kötüydü ama matematik hocalarıyla aram çok iyiydi. Edebiyat derslerim hep çok iyiydi ama edebiyat hocalarıyla aram kötüydü şeklinde böyle hep bir ilişkilenme vardı. Şimdi bir röportajında şöyle bir cümle kurmuşsun bununla ilgili zaten. Bir gün kitap yazmaya başlayacağım sekmesi bende açık duruyor demişsin. O sekme ne durumda, aktive edildi mi? Şöyle söyleyeyim, küçük küçük anekdotlar almaya bu sene aslında başlayabildim. O bile küçük cesur adımlar dediğimiz beni çok mutlu eden bir yer. Ama bir gün bir yere evrilir evrilmez bilmiyorum. Ama tabii ki bunu hayal etmek, bunu düşünmek, bunu var edebileceğimi hissetmek keyif veriyor bana. Ya bir şeyleri yaşarken daha anlamlı bir yerden tutmamı, hikayeden keyif almamı sağlıyor aslında. Peki hayatın boyunca hiç torpil kullandın mı? Hayır. Peki ahlaksız teklif aldın mı? Ya ahlaksız teklif, bunun bir sürü boyutu var bence. Ama öyle majör, başıma da şu geldi, bana da bunu yaptılar diyeceğim çok şükür bir şeyim yok. Bayağı böyle sade, temiz bir hayat sürmüş. Burada böyle bir şey yakalamaya çalışan hain muhabir. Yok ya, öyle bir şey de değil yani. Tabii evet. Ki çok yanlışlarım, çok hatalarım, hayatta düştüğüm, kalktığım çok alan oldu. Ama onlar bana bugünü gösterdi, bugünü öğretti. Bugün olan Gizem'den razı mıyım? Ben razıyım. Peki kendin olmasaydın kim olmak isterdin? Ya kendim olmak isterdim gibi bir klişeye düşmeyeceğim. Çünkü story'nin başında kendim olamasaydım eğer diye düşünüyorsak. Kim olmak isterdim? Yani ismen şu an şu isim diyemiyorum ama dünyanın çok iyi bir koreograf, çok iyi bir dansçı olarak anılan biri olmak isterdim herhalde. Evet, kocaman kocaman bir dans, yani Gizem denince böyle dans kelimesi arkadan bir çınlasın isterdim. Tango yapıyordun değil mi? Evet. Herhangi bir yarışmaya katılmış mıydın? Katıldım. 2014 yılında Türkiye'de yapılan bir Arjantin tango yarışmasına katıldım. Yarışmada birinci oldum ve sonrasında da ufak ufak özel dersler vermeye başladım. 2014 yılında yarışmanın birinciliğinden sonra partnerim ve erkek arkadaşım olan kişi vefat etti. Ondan sonra tango ile ilişkilenmem biraz farklı bir boyuta taşındı. Bir iki sene kadar dans edemedim, dansla ilişkilenemedim aslında. Sonrasında başka çok yakın bir arkadaşım da Latin eğitmeniydi ve hadi biraz dans edelim, hadi kendimizi edelim, hadi şöyle, hadi böyle derken bir anda Latin girdi hayatıma. Bu süreçte sonra ben kendi bedenimle bireysel olarak nasıl dans ederim diye düşündüğümde çağdaş dansla tanıştım. Gibi gibi aslında bedenimi, formumu nasıl dansa eviririme tekrar gidecek yolları aradım gibi bir süreç oldu. Ne kadar süre danstan uzak kaldın? 2,5 sene kadar. Yani yaşadığın travmadan dolayı. Yani tamamını ona bağlayabilir miyim? Evet, istemedim yani. Bir süre orayla ilişkilenmek, dansla ilişkilenmek istemedim. Ama sonrasında o hayat bir şekilde çatlaklardan sızıyor yani içinize. Tekrar buluştuk. Peki oyunculuk sekmesini ne zaman açtın? Oyunculuk sekmesini inanın şu yaşta diyemiyorum. Çünkü kendimi bildim bileli hep oynuyordum. Yani hep istiyordum ki ben oynayayım ve birileri izlesin. Hatta daha önce de bir röportajımda bahsetmiştim. Yani küçükken gerçekten bütün bebeklerimi dizerdim komodinin üstüne. Geçerdim karşılarına. Gecede böyle gece lambasını üstüme çevirirdim ve onlara bir şey anlatırdım. Ama o gün başıma okulda bir şey gelmiş diye onu böyle tiyatral bir yerden anlatırdım. Baktım olmuyor, dans ederdim. Onlar beni izliyor gibi düşünürdüm. Bir sonraki gün onu dans ederek anlatırdım. Yani sürekli böyle bir oyunla ilişkilenme içindeydim. Ama ne zaman hayatta baktım ki beni en heyecanlandıran oyun işim haline gelebilir, yaşam biçimim olabilir. Ben hayatı buradan nasıl öğrenirim şeklinde ilerledi. Hala da böyle gidiyor ve ben bundan çok mutluyum. Hayat felsefeni hangi slogan özetler? Şimdi ve burada. Peki cennete gideceğin söylense ve cennette birlikte bir kişiyi götürme hakkın olsa kimi götürürdün? Kardeşimi. Kaç kardeşsiniz? 2. 14 yaşında da bir kız kardeşim var, Elif. Herhalde onu alır götürdüm, çok eğleniyorum onunla çünkü. Peki cennet kapısında Yaradan'ın sana ne söylemesini isterdin? Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.